Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Sonda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum. Tarım ve tarımsal destekler için ayrılan bu bütçe kabul edilebilir bir bütçe değildir. Bu bütçe AKP iktidarının tarıma bakışını göstermektedir. Bu bütçede tarımsal destekler için ayrılan 22 milyar liralık desteklerin geçen yıl ile aynı oranda kalması çiftçiye vurulmuş ve vurulacak en büyük bir darbedir. Başta Cumhurbaşkanlığı bütçesi olmak üzere diğer bütün bakanlıkların bütçeleri artırılırken ve özellikle son bir yılda tarımsal üreticilerin kullandığı temel girdilerin hepsi %50 ve üzerinde artış göstermişken tarımsal desteklerin yerinde saymasını Sayın Bakanım vicdanınız kabul ediyor mu? Bu bütçede ki bu bütçe tarımdaki sorunları çözmez ve tam aksine de tarıma öldürücü bir darbe vurur. İktidarınız döneminde çiftçiyi üvey evlat gördünüz. Çiftçi için bıçak kemiğe dayanmıştır. Unutmayın beyler, çiftçiyi yok sayanı çiftçi de yok sayar ve ilk seçimde de sandığa gömer. Bunu böyle bilesiniz. Bir musibet bin nasihattan iyidir diye bir söz var. Bu musibetten tüm dünya tarımın önemini bir kez daha anladı ama AKP iktidarı maalesef anlamadı. Çünkü bu dönemde çiftçiye hiçbir destek verilmedi, hiçbir iyileşme yapılmadı. Hatta geçtiğimiz günlerde yine bu yüce mecliste burada vergi ve kredi borçlarının yapılandırılmasına yönelik torba kanunu görüşüldü. İçerisinde her sektör vardı ama sadece tarım yoktu, çiftçi yoktu. Çünkü çiftçi sizin umrunuzda değil. 18 yıllık AKP iktidarı döneminde 6 bakan eskittiniz. Ve bu süreçte üreten ülke değil, ithalat yapan ülke durumuna getirdiniz. Bütçesi 168.7 milyar avro olan Avrupa Birliği ülkeleri tarımına %35 oranında yani 58.6 milyar avro, Amerika ise 42 milyar dolar destek ayırırken ülkemizde bütçemizin %1.63'ünün tarıma destek olarak ayrılması Sayın Bakan sizin ve iktidarınızın utancıdır, ayıbıdır. Buradan da anlayacağınız üzere iktidar tarıma, çiftçiye değil de bir avuç ithalat lobisine çalışmıştır. Sonuçta da ülkemiz net bir şekilde ithalatçı hale gelmiştir. Yaptığınız bu yanlışlara tepki koyup eleştirdiğimizde ise her bakanlığı aklınızdan geçirip fakat Tarım Bakanlığı'nı aklınızdan geçirmemiş ama o koltukta Tarım Bakanı sıfatıyla oturan Sayın Bakan eleştirilerimize karşılık ilginç cevaplar veriyor, ilginç cevaplarda bulunuyor. Örneğin paramız var ki ithalat yapıyoruz diyor. Örneğin et fiyatları yüksek değil, aksine çok ucuz gibi söylemlerde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında bir yenisi daha eklendi buna. Çiftçimiz son iki yılda rekor bir gelire sahip, çiftçimizin morali şu anda son derece iyi durumda diyerek adeta aklımızla alay etti. Öyleyse bir bakalım çiftçimizin durumu gerçekten nasıl ve hangi durumdadır? Eğer çiftçimiz iyiyse, durumu iyiyse yüksek faizden dolayı kapısındaki traktörler ve ahırındaki inekler neden hacizde ve neden satlıktır? Eğer çiftçimiz iyi durumdaysa iktidarımız döneminde 700 bin üretici üretimden neden koptu? Bu arada dipnot olarak söyleyelim, üretimden kopan çiftçiyi bir daha üretime kazandırmanız mümkün değil. Eğer çiftçimiz iyi durumdaysa iktidara geldiğinizde çiftçi borcu 2,5 milyar iken döneminizde 180 milyar liraya nasıl çıktı? Eğer çiftçimiz iyi durumdaysa iki Trakya büyüklüğündeki ekim alanları neden terk edildi? Çünkü çiftçiye değil ithalata destek verdiniz. Sayın Bakan, çiftçi iyi durumda değil. Çiftçinin feryatını, figanını duyun. Sayın Bakan, bu işten anlamıyorsunuz. Çekilin de anlayan biri gelsin. Değerli milletvekilleri,
Parlamenter sistemdeki hükümetiniz döneminde ziraat, gıda, veteriner hekim, su bilimleri mühendisleri ve tekniker ve teknisyenlere 10.551 atama sözü verildi. 5 yılda 2.300 civarında atama yapıldı. Ben bir ziraat mühendisiyim. Her yıl 5.000'e yakın ziraat mühendisinin mezun olduğu... Buyurunuz. Tüm meslek gruplarına bu sayı oldukça yetersizdir. Söyleminiz özel sektörde deneyim kazanın diyorsunuz. İktidarınızın yapmadığını, yapamadığını neden özel sektörden bekliyorsunuz? Bu gençler hangi özel sektöre, hangi güçle, hangi imkanına girecektir? Bu meslek grupları sizden net bir şekilde kaç kişi ve ne zaman atama yapacağı yönünde haber bekliyorlar. Bu gençlerin, bu meslek gruplarının sorunlarına atamasını yıllardır burada haykırıyoruz. Bu gençlerin sorunlarına sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Lütfen bu gençlere verdiğiniz sözü tutun. Bu bütçenin içerisinde işçi yok, çiftçi yok, esnaf yok, hiç kimse yok. Bu bütçe rantçı bir bütçedir. Bu nedenle bu bütçeye hayır diyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.